Merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Evet, bugün zorlu PSM'nin kulisindeyiz. Serkan Keskin'in oynadığı Cimri'yi izleyeceğiz. Semaver Kumpanya. Yıllardır çok güzel işler yapıyor. Serkan'ı biliyorsunuz muhteşem filmlerden ve dizilerden tanıyoruz. Ama bugün onun sahne arkasını ziyaret edeceğiz. Ne demiştik? Oyuncular tatlı çok severler. Ben de tatlı aldım Cimri oyununun kulisine tatlılarımızla beraber. Serkan'la tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. İsmail abi gibi değilmişsin ya. Evet, çok televizyondaki oluyor. Gibi değilsin. Sen de ya. Ne kadar sinirliymişsin. Gel abi gel şunu çek ne olur. Bak. Çadırlarda yaşıyorduk. Çadırdan çıkıp sınava gidip seksi oynamaya çalışıp. Aynen. Bir arkadaşımız arayıp diyor ki arkadaşlar ben Covid'mişim. Millet birbirini yiyor o gün o grubun içinde olan can havliyle. Bazı yönetmenler var sinema yönetmenleri. Tiyatroya gidiyorlar. Tiyatroya gidiyorlar. Evet. Helal. Evet, gerçekten büyük hayranlıkla izlediğim Serkan'la beraberim. Yani çok sevdiğim bir meslektaşım ve gerçek bir tiyatro adamı. Evini bulmuşsun harika. Nasılsın, iyi misin Serkan? İyi valla işte. İyiyiz ya, fena değil evet. Yani. İşte dünya şartları şu an yaşadığımız zor, özellikle bizim mesleğimizle ilgili çok zorlu bir süreç. Ama işte elimizden geldiğince devam etmeye çalışıyoruz. Semaver tabii çok özel bir yeri var. Hem Işıl Kasapoğlu'nun hepimizin hocası, hayran olduğumuz biri. Serkan! Teks! Oldu mu? Semaver Kumpanya'yı kurduğu zaman aslında Koca Mustafa Paşa. Biz bugün zorludayız ama Koca Mustafa Paşa'da sizin evet. Eviniz çevrede. Kalemiz. Biraz, evet, o ev duygusundan bahsedebilir miyiz? Tiyatrocunun evi nedir? İşte tam 19. yılımız ev, evet orası gerçekten o süreçte yani bu bir ara çok da dalga da geçilen bir şeydi bizim bu bütün ekip olarak yemek yapmamız ve tiyatroyu temizlememiz. Biz bugün geldik hani şey yemek olur diye hiç yok. Ama işte orada ev, orası ev işte. Evde. Peki sen aynı zamanda inanılmaz bir aşçısın galiba. Ya seviyorum, çok seviyorum. Sen mi yapıyorsun ekibin yemeklerini? 19 yılda işte bir 50 kişiye yemek yapa. Abi, en çok ne çıkıyor? Ya biz şeyle ilgili çok iddialıyız, balıkla ilgili özellikle kesin. Buğulamasıydı, işte kızartmasıydı. Bir sürü seyircimiz bize böyle bir arada kızıyor, balık kokuyor tiyatronuz diye. Çünkü yemek oyundan önce yiyoruz yani. Ay, çok güzel bir şey. Tabii 19 sene çok ciddi bir süre. Çok yani biz güzel. Gittiğimizdeki halinden tabii ki şu ana kadar çok şey değişti. Ama evet, ben de İzmitliyim. İzmit'te biliyorum. Doğdum, büyüdüm ve bir mahalle kültürü, mahallede büyüdüm. Çok sevdiğim bir şeydir işte bakkalı, kasabı, manavı. O yüzden böyle benim çok mutlu olduğum bir yer hala. Ama bir şekilde baktığımda 19 sene orada tabii. Geçmiş yani. Çok. İzmit dedin de geçenlerde çok talihsiz tabii İzmir depremini yaşadık. Sen de o deprem döneminde aslında bir öğrenci olarak İzmit'te bir tiyatro sever öğrenciydim ve ailen sana sahip çıktı. Birazcık o günleri anlatabilir misin? Çok istediğim bir şeydi. Tam da sınava gireceğim yıldı. Bitmişti lise. Ne yapacağım, ne edeceğim derken oyuncu olmaya çok karar vermiştim ve çok uğraşıyordum. Tam o dönem konservatuar sınavlarının olduğu süreçti ve tabii ki öyle bir dönemde hiçbir manası kalmıyor. Hayatın değil mi? Çadır kentlerde, çadırlarda yaşıyorduk. Çünkü Ağustos, 17 Ağustos'tu değil mi? 17 Ağustos sınavlarda işte zaten hemen Eylül. İşte hani bu biraz da ertelenmiş olsun. Yani o sıcaklarda kimse evlerinde değildi. Evet. İşte çadırdan çıkıp sınava gidip seksi oynamaya çalışıp. Aynen. Hayatın gerçeğiyle. Evet. Yani Allah bir daha o acıları gerçekten kimseye yaşatmasın. Orada Işıl Hoca çıktı karşıma. Zaten İzmir Şehir Tiyatrosu'nda öğrenciydim. Evet. Bir gün... Niye akademiye İstanbul'a girmiyorsun dedi bana beni yakalayıp. Ben de ücretli paralı bir okul çok istemiyorum demiştim. Hı hı. Sen gir belki burs kazanırsın yani niye korkuyorsun bir şey söylemişti. Sağ olsun işte o günden bugüne yani 20 sene bir süre oldu. 99'da girsem evet 23 sene. Semaver'in hepimiz için öyle bir şey vardır böyle bir ev, aile yani ayrılan arkadaşlarımız da olur çünkü oldu.
aileden de ayrılınır bazen. Sonra geri dönülür ya da gidilir. Tam olarak bendeki hissi bir aile hissidir ve... Aşklar falan da oluyor muydu? Gençken evet. Abi bütün hayatı beraber yaşıyorsunuz. Ya yani şeyken genç, yeni mezun olduğumuzda Türkiye'nin her yerinden yani Konya'dan, Eskişehir'den, İzmir'den, Ankara'dan bir sürü oyuncunun bir araya geldiği böyle İstanbul'da hani daha kimsenin yerleşecek, oturacak evi yokken bir araya geldiğimiz bir yerde hayatımın en güzel günleriydi yani çok heyecanlıydı. Ve Onur Ünlü de seni Semaver'de mi izleyip, yani Onur Ünlü de çok önemli senin hayatında, değil mi? Kulise gelerek mi tanıştı, nasıl oldu? Onur İzmitli o da. Bir şekilde İzmitliliğimizi biliyoruz, birbirimizi tanımıyoruz ama evet bizim oyunlar, bazı yönetmenler var, sinema yönetmenleri. Tiyatroya gidiyorlar, evet. Helal. Biz de sinemaya gidiyoruz. Çok uzun zamandır da aslında iş yapmadım. Yani biraz da uzakta kaldım televizyondan. Son dönemde bir iş yaptım. Ama araya pandemi girdi falan. Ama bir taraftan da bizim bir setimiz vardı Leyla ile Mecnun. Evet. 104 evet. Bölüm. Yani gerçekten hiçbir şekilde hiçbir şeyle kıyaslayamayacağım kadar inanılmaz bir kulisti. Kulis diyorum yani o arkaya. Çünkü yani birlikte üretip, birlikte doğaçlayıp, birlikte hep beraber, yani buna yazar Burak da dahil. Bir aklımıza gelen bir fikri paylaştığımızda onun öyle yazması ya da buraya bir şarkı yapalım dediğimizde gitarları elimize alıp o şarkıyı yapıp bölümde kullanmak gibi. O gün mü oluyor yani, sette mi yapıyordunuz bazı şeyleri, doğaçlama değil mi? Evet. Komedinin tadı oydu. Evet, bir sürü hakikaten şeyi. Hakikaten çok özel bir işti. O dönem içinde ben hiçbir zaman bırakmadım hayatımda tiyatroyu yani. Evet ya. Oradan da çıkıp yine akşamleyin oyunumu oynayıp oyundan çıkıp yine oraya etmek gibi. O süreçte muhteşem bir süreçti yani her an, çünkü aynı anda Onur bir film yazında şunu çekelim diyordu. Aha. Ali de işte limonatayı, hani o biz oradan çok şey yarattık, çok gelişe. Şey ürettik yani. Peki o rol yapıştı mı sana yani hani yoksa ben mesela ben severim benim bir rolün yapışması ve insanların öyle hatırlanması. Daha çok insanlar öyle mi hatırlıyor? O gemi diyorum Mecnun, mutlaka bir gün gelecek Mecnun. Ah be abi, ne gemiymiş o, gemiydi gemi. Evet. çünkü eskiden şöyle bir şey yoktu yani, şu an hani internet diye evet. Bir şey var. Ya bu çok güzel bir şey tabii yani, çünkü baktığınızda 7 sene olmuş biteli, işte 9 sene önce olan bir şey. Yani o zaman 10 yaşında olan birinin izleyemeyeceği ama şu an girdiğinde aynı güncellikte, çünkü işin de öyle bir güncelliği vardı. Tekrardan keşfetmek gibi bir şey yaşıyorlar. O birazcık bana, yani o şöyle bir yerden yapıştı ya, İsmail abi. demin az önce içeri gelirken böyle arabayı bıraktım koşarak buraya gelirken biri işte bir röportaj, bir dergiyle ilgili konuşmak. Yani o panik anında siz buraya gelirken oyun var işte evet, veya evet, bir yere evet, yetişiyorsunuz. Evet. Sizden aynı şeyi bekliyorlar yani hani. Tabii. Bir şey dediğinde yani hani acelem var, inmem lazım deyince bir kırgınlık, o beni çok üzüyor. Yani aha. Çünkü ben o değilim. Yani evet. O an hani özellikle o panik anlarında hiç o değilim. Hiç İsmail abi gibi değilmişsin ya. Evet, çok televizyondaki oluyor. Gibi değilsin. Sen de ne kadar sinirliymişsin diyen insanlar oluyor. Ya da hiç gülmüyorsun diyenler oluyor. Evet yani diyorum ki sokakta kendi kendime yürürken gülmüyorum yani. Sen gülüyor musun sokakta ya da karşıdan karşıya geçerken? Peki biraz da Cimri'ye gelelim. Biraz sonra oyuna çıkacaksın. Hı. Biz de şuradan izleyeceğiz dolacak koltukla. Bu çok ilginç bir yorum bir kere. Çünkü modern, biz başka tiyatroları da ziyaret ediyoruz. İşte şık şık Molière kostümleri işte o yüzyıldan falan. Siz böyle modern bir yorumla ve nasıl yorumladınız? Aslında belki Harpagon çok da kötü bir adam değildir falan gibi çıkış noktası mı? Kötü bir adam gibi yapmadık. Yani sen Cimri'yi oynuyorsun. Cimri de Cimri rolünü oynuyor. Allah yok mu?
polisler. Hepsini astıracağım. Bütün dünyayı astıracağım. Yine de paramı bulamazsam kendi kendimi astıracağım. Yani bir insan parayı bu kadar seviyorsa, yani bu kötülüğünden değil, yani onun da o parayla ve o, ya zaten bambaşka bir eleştirisi, burjuvezi, evet. Yani o dönem eleştirisiyle ilgili. Tabii ki biz o kadar bunu deşmedik oyunu yaparken. Ama ben mesela direkt böyle Şarpagon işte parasını kimseye vermeyen kötü bir adam gibi bir yerden çıkmadım. Gerçekten parayı çok seven ve parasını kaybettiğinde çok üzülen, yani böyle çok cimri bir adam oynamaya çalıştım. Yaşlı mı oynuyorsun? Çünkü Şarpagon evet, biraz yaşlı. Yaşlı evet. Oynuyorum ama Mak yani hiçbir şekilde yani kompozisyonu da yapmıyorum aslında. Herhangi bir makyaj, herhangi bir yaşlandırma gibi bir şey de yapmıyorum. Beden diliyle mi? Beden diliyle, evet. Herkes söylüyor. Sesle... İşte oyuncunun bedenini kullanması, sesini de evet. Değiştiriyor. Ama yani bunun için ekstra, yani bu tamamen hani böyle çalışırken mantığı bulduğumda kendi kendine oluşturduğum. Genelde de öyle bakıyorum ben, öyle oluyor yani. Hani öncesinde böyle formu bulup, sesi bulup gibi bir yerden değil. Benim çıkardığım, düşündüğüm, tasarladığım adam böyle konuştu ya da öyle yürümeye başladı. Sen sabah kahvaltıda çekirdek miydin? Kardeşim de sabah kahvaltıda çekirdek yedi. Tek tek lokmaları saydım. Ben sabah kahvaltıda çekirdek yedim mi? Yedim. Ben ayıma ayım. Ben güneyim. Az sız. Nerede kalmış? Biliyorsun sonunda işte o paracıkların diye şey yaparken aslında dünya da onun paralarını çalarak cezalandırıyor ama sizin oyunda hani dünya da kötü Harpagon kadar. Evet adamın evet. Paraları çalınıyor yani. Hani, tamam bir hırsız var ve hepsinin yani bu evin içinde çok büyük üç kağıtlar var. İşte uşağı kızıyla kızına aşık. işte oğlu bir bunun evlenmek istediği kadına aşık. Herkesin istediği bir şey var ve bu adamı yola getirmek için bu adamın paralarını çalıyorlar ve bayağı onlar da şu şartı koyuyorlar yani eğer her şey okey dersen paranı geri vereceğiz diyorlar. Yani o yüzden Harpagon o kadar kötü bir adam değil. Yani onlardan daha kötü bir adam evet, değil. Yani toplum daha kötü. Evet yani hepsi eşit çünkü her şey al gülüm ver gülüm şeklinde gidiyor. Ben biraz benim şeyim Harpagon'uma yani sevesimiz geliyor adamı gibi bir yorumlar da geldi. Harpagon yani evet. Bayağı neredeyse inanacağız onun tarafına geçeceğiz gibi bir şeyler de evet yani bir bu şey bu iyi ama yani evet bir şey iyi. Kötü değil yani şeyde de vardır ya böyle Kral Lear oynanır ve Kral Lear'ın bütün kızları daha baştan kötü gelirler sahneye. Tabii. Yani biz kötüyüz evet. Ve babamıza çok büyük kötülük yapacağız. Yani bu çok insani ve yani yaşadığımız özellikle şu dönemde çok yakın zamanda olan şeyler bunlar. Yani başımıza işte bir arkadaşımız arayıp diyor ki arkadaşlar ben Covid'mişim. Millet birbirini yiyor o gün o grubun içinde olan can havliyle. Öyle mi oldu, böyle mi yapacağız sen? Yani evet, hiçbir evet. Farkı yok öyle bir yerden baktığımızda. Çok yani doğru. O adamın da canı para. Evet. Maşallah kapalı gişe gidiyor. Burada genç mi seyirciniz? Yani hani böyle bir bu kadar ilgi görmesi. Tabii ki senin çok başarın, ödülleri, oyunun başarısı ama hani bir yandan da seyircide de galiba o korku veya telaş yok değil mi? Evet. Keyifle izliyor. Yani muhteşem. Geçen ay burada bir tane ilk defa kapalı salonda oynadık. Selam'da çok duygusal bir andı. Çünkü hiçbir daha kapalı salonda oynamayacakmış gibi bir his evet. Geldi hepimize. Yani bir de şu an çok güzel izliyor seyirci. Sanki çok sıkıldı insanlar ve canlı bir şeyi izleyip iyi bir önlem alındı burada. Kesinlikle. Her şey çok böyle şey gidiyor, disiplinli gidiyor. Pandemi sürecinde ilk kez tiyatroya geliyorum. Endişelerim vardı ama buraya geldikten sonra özellikle maske uygulaması ya da böyle mesafeye dikkat edilmesi beni rahatlattı. Şu an geldiğim oyuna ben pandemiden önce de gelmiştim ve pandemiden sonra tekrar geldim. Bir Serkan Keskin hayranı olarak geldim. Ayrıyeten bir tiyatro öğrencisi olarak buradayım. Serkan Keskin'i tiyatroda ilk defa canlı izleyeceğim. O yüzden onun için tercih ettim. O yüzden yani en azından böyle o iki saati beraber bir araya gelmek bile bizim için de çok yani ben çok özlemişim. Açık hava bambaşka bir şey çünkü çok, bir şekilde evet. Çok büyük bir yere hakim olmaya çalışıyorsunuz. Burası böyle o yine ev hissi oluyor küçük salonda doğru. Oynadığınız zaman. İnsanlar korkmadan tiyatroya gidebilir yani önlemleri alarak. Evet önlemleri alarak bence yani gerçekten çok da hayran oldum şeylerine yani. İki saat maskeyle oyun izlemek evet iddialı ya. Bir şey.
Evet, biraz sonra biz onu yapacağız. Merhaba Sezin. Merhaba. Kusura bakma, tam oyundan önce rahatsız ettim. Hemen bir soralım ne oynadığını oyunda. Cimri oyununda Frozen'i oynuyorum. Frozen ne? Çöp çatan kadın. Evet. Biraz anlatır mısın? Çok eğlenceli bir kadın bir kere her şeyden önce. Bence kendine göre böyle çok garip bir dürüstlük anlayışı da var. Her ne kadar çöp çatan ve dalaverici gibi anlatılsa da. İşte gençleri evlendiriyor falan filan. Evet. Buradan da kendi çapında para kazanıyor. Kendine göre bir ahlak anlayışı var. Ben çok seviyorum Frozen'i, öyle söyleyebilirim. Baştan beri sen oynuyorsun. Evet. Semaver'in ilk görme. Kaç yıldır Semaver'desin? 12 yıl falan oldu. Maşallah. Süper. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi sezonlar çok olsun. Sağ olun. Çok İyi sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. 3-4 yıl içerisinde ölmeyi planlamıyorum. Barın'ın yolunda size aktarmak istiyormuş derim. Gelsin de bu bükle kulak kabartmasın, değil mi? Aslında seni seviyor ha. Seni seviyor da işte Allah'tan parayı daha çok seviyor. Oyunu kim yönetti? Oyunu Tansu Biçer, çok sevdiğim, çok müthiş oyuncu arkadaşım. Tansu da ilk 2002 kuruluş yılımızda Semaver'de bizle beraberdi. Hatta bir 8-9 sene beraber çalıştık. Sonra Tansu ayrıldı. Sonra tekrar oyun koymak için Semaver'e geldi. Bu oyunu beraber işte. Peki Tansu bir koydu. Oyuncunun bir oyuncuyla çalışması çok sorunlu değil mi? Hani çünkü hani ne bileyim ben olsam öyle oynarım falan. Yok, bizim çok uzun yıllar beraber karşılıklı oynadık. Bütün oyunlarımızı ilk yıllar beraber oynadık ve tekrar yönetmen olarak gelmesi muhteşem, çünkü beni çok iyi tanıyor. Evet. Çünkü sahne üzerinde beraber o an spontane gelişen şeylerde ne yaptığımı, ne yapacağımızı çok iyi bildiği için beni çok konforlu, çok istediğim bir yerden. Evet. Çok iyi bir yorum olmuş zaten. Dekoru da Tansu yaptı. Evet, dekoru da Tansu. Bu da çok yapılan bir şey değil. Yani yönetmenle biliyorsunuz anlattık, hani dekoratörler oluyor falan. Ama yani yönetmen de dekoru da yapmış. Çok da hoş bu kutuların içine. Biraz sonra izleyeceğiz. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi ki Semaver Kumpanya var. İyi ki sizler yetişiyorsunuz ve devrediyorsunuz. Oyun bu arada kaç kişilik? Onu atlamayalım. Oyun 13 kişi. 13 kişi. Yani sahne üzerinde. Eyvallah. Bütün ekip olarak 22 kişiyiz. Evet. Dekor, ışık. Ses. Balık pişirdiğiniz zaman biz 4 tane daha eklersen tabii ki de bizim kamera ekibimize... Yok, 5 oldu, 27 balık çıkacak. Tamam, Semaver'de. Semaver'e geliyorum. İlk Semaver'deki oyunda bekleriz valla. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Oyundan önce biz yani çok böyle çam sakızı, çoban armağanı ama hani gönlümüzden koptu. Biraz bir tatlı getirdik. Kabul eder misiniz tabii efendim? Tabii ki, zevkle. 13 kişilik ekibinize o zaman sizi kuliste ziyaret edip tatlınızı verelim. Çok naziksiniz. Evet, şu anda Cimri'nin kulisindeyiz ve gerçekten gönlümüzden bu kocaman ekibe tatlı aldık. Tatlı yesinler, tatlı konuşsunlar, güzel bir sahneleri olsun. Efendim, merhaba efendim, size tatlınızı getirdik lütfen. Oyundan önce kabul buyurunuz. Çok teşekkürler. Vallahi. Cimrilik tabii çok kötü bir şey diyorsunuz oyunda. Gel abi, gel şunu çek, ne olur. Bak. Yani cimrilik kötü bir şey değil mi? Ben de size o zaman bir tane çekim yapıyorum efendim. Buyurun. Harika. Bak, tiyatrocu dayanışmazsa. Biz bunu niye yaptık? Şöyle işte, cimrilik kötü bir şeydir. Sakın böyle yapmayın demek için mesaj verdik size. Gerçekten sahne arkası çok büyüleyici bir ortam.
10 dakika. 10. 10. Sana haydutlar, kol git görsene bakın. Ne demek olduğuna, babasına bakayım.